Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını, doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğun olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğun olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergileyecekleri sürekli bir hayali değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün hikayesini birlikte izleyelim. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Ben Küçük Erikli Köyü Muhtarı Selam Akburu. 1963 doğumluyum. İlk dönemim benim. 2019'da evet seçildim. Köyümüz şimdi şu anda 150 hane. 270 nüfusu var. 230 seçmeni var. İstanbul'da Esenler'de otururlar. Yani genelde Esenler ve Esenyurt bölgesinde. Kahvemiz yok şimdi. Vardı, kapandı. Kahvesiz köy. Akşamları hayat, komşular birbirine misafirliğe giderek geçiyor. Konum olarak Kızılırmak'a bir 8-10 kilometre gibi bir şey var işte. Geçim kaynağı hayvancılık. Arpa, buğday ekiyoruz. Başka kıraç bizim yerimiz. Kalabalık oluyor. Yazın nüfus artıyor tabii. Bu söylediğim nüfustan daha fazla oluyor. Diyeyim sana 1000 kişi oluyor o zaman nüfus yazın. Kış gelince büyük şehirlere gidiyorlar yani İstanbul, Ankara. Başkanıma selamlarımızı iletin. Çok seviyoruz başkanımızı da. Köyümüzü tanıttığı için de teşekkür ederim başkanıma. Tabii başkanıma. Ey erenler akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman iman ne güzel uymuş uymuş ne güzel uymuş. Ben Küçük Erikli Köyü'nden Kamil Akpuru, köyün ihtiyar heyetinden azayım. İstanbul'da dernek kurucusuyum. Küçük Erikli Derneği'ni ben kurdum. Yuvasını aldım, borcunu bitirdik, gençlere teslim ettim. Kendim denetleme başkanıyım şu anda İstanbul'da görevimde. Gökhan Akburu başkanımız şu anda. Biz ilçemiz Uludağ 17 kilometre. Sungurlu, önceden Sungurlu doğumluyduk. Uludağ'a geçtik 60 kilometre. İskilip'e 50 kilometre. Çorum merkezde de 80 var. Taze evimizden başladık. Taze evimizi İstanbul'daki derneğimiz yaptırdı. Sağ olsunlar. Sağlık ocağımız var, okulumuz var, camimiz var, köy konağımız var, misafirhanemiz. Sağlık hizmeti de Uludağ sağlık ocağımız var, oraya gidiyoruz. Aile hekimliğimiz var. Buradaki sağlık ocağımız kapalı. Mezarlığımızın biri eski mezarlık. O dolduğu için köylü kendi aralarında para topladılar. Satan bir vatandaştan yerini aldık. Şu anda kendimiz, mezarlığımız özel kendimizin. Evet, cemevin de köy halkı kendi yaptığı imkanlarıyla. Bir eski vatandaş bir hayırına yaptırdı. Sonra da geniş yeri, orada küçük geliyor diye cemevini köy halkı yaptırdı. Arap Baba Türbesi. O taş çok yüksek tepeden uçtu. Geldi türbenin arkasına, türbenin duvarını
Vurdu, patlattı, geri çekildi. O da o kadar itikat var yani orada. Orada dilek diliyorlar. Gelen gençlerimiz, yaşlarımız mum yakıyorlar. Dileklerini diliyorlar. Köyümüzün nüfusu çok kalabalık. Ankara'da var 250 haneye geçkin. İstanbul'da derneğimiz var. Dernek kurucusu benim zaten, o İstanbul'da derneği kuran benim. Benim zamanımda 200'ü geçkin üye vardı. Hane başı. Şimdi ise daha fazlalaştı. Gurbette hemşerilerimize kucak dolusu köyümden selam söylüyorum. Köylerini unutmasınlar. Toprak. Başka bir şey demiyorum. Belediye Başkanı'na Tevfik Göksu'ya selamlar sunuyorum. Şükretli köyünden. Köy halkı olarak ben de Esenler Namık Kemal'de oturduğum için daha yeni geldim köye. Selamlarımı sunuyorum. İstanbul'a, Ankara'ya, Çorum'a, tüm köylerime buradan selam gönderiyorum köy adına. Daim geceleri dağlar başımda, hiçbir hile yoktur onun işinde. Alıp gezdirirdi çölün başında, Aliye de Selman, Selman ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Benim ismim Aslan Akburu. 1973'te doğdum. 14 yaşında İstanbul'a gittim. 38 yaşında İstanbul'dan köye geldim. Bir vahim kaza geçirdim. Engelliyim kendim. İstanbul'da 25 sene Esenler'de oturdum ben. Oruç Reis Mahallesi'nde. Ondan sonra Esenyurt'a taşındım. Köye yazları geliyorum. Yazları burada temiz havada duruyorum. Kışın İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da duruyorum. İstanbul'da evim var. Orada kendim idare ediyorum iyi kötü. Ailemle beraber. Hepsi burada duran da çok da. Gelip giden benim gibi göçebede çok yani var. Ama burada köyde yerlisi duran çok. Yüzün üstünde yaz kış duran. Ama yazın 200'ü geçiyor, 200'ü buluyor rahatlıkla yani. Bir araya toplanıp gündüz fırsat bulursak, yazın zaten herkes iyi kötü kendi halince işini yapmaya çalışıyor. Yani ırgatlık iş oluyor, harman iş oluyor, onlarla uğraşıyor. Diğer zamanlarda da burada oturup zamanımızı geçiriyor. Öyle bir kahvemiz, mavemiz yok. Market işleri herkes kasabaya gidiyor. Arabasına binen, arabası olmayan da köyün bir nakliye arabası var. Cuma günleri o gidiyor, pazar kuruluyor. Kasabadan gidiyor, herkes alıyor alacağını, satacağını. İstanbul'daki hemşehrilerime kucak dolusu selam, sevgi gönderiyorum ilk önce. Bütün gençlere de şunu söylüyorum, devlet en ufak bir yardım, destek verirse değerlendirsin, köye dönsün, köyünde şu temiz havanın içinde, burcu kokunun içinde ot koklayarak, toprak koklayarak şurada yaşamak güzel bir şeydir. Egzoz kokusundan burası daha güzeldir. Gurbetteki hemşehrilerimden hepsine selamlar, sevgiler söylüyorum. Hepsinden Allah razı olsun, herkesin işi gücü rast gelsin. Kul Hüseyin'in yeşil giyer reynine, hiçbir hile getirmedi gönlüne. Vurdu kuşu lütfeylemiş kendine. Tabiata insan, insan ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Tabiata insan, insan ne güzel uymuş, uymuş. Ne güzel uymuş.